Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl arka plan hareketli yapılır, nasıl arka plan hareketli ve müzikli olur onu göstereceğim. Arkadaşlar bunun birçok yolu var. Ben size en basit yolunu göstereceğim. Bir tane uygulama var, onu yüklüyorsunuz. Uygulamanın adı Wallpaper Engine. Bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Steam'de var. 8 TL'ydi. Ben Steam'de orijinal olarak aldım. Siz diyorsanız 8 TL vermek istemiyorum. İndirimde falan 4 liraydı bir ara. 4 lira veya 8 lira vermek istemiyorum diyorsanız sağlam indir.net üzerinden indirebilirsiniz. Ben önceden böyle kullanıyordum. Sonra indirimdeydi. Satın aldım. İndirme linkini açıklamaya vereceğim. İndirdikten sonra programı kuruyorsunuz arkadaşlar. Ben de kurdum. Bakın şu an. Devam ettireyim bir görün. Bakın. Sesi kapatabiliyorsunuz böyle. Hareket etmeye devam edebiliyor ses istemiyorsanız. Bu şekilde hareketli arka planlar ekleyebiliyorsunuz. Uygulamayı yüklediniz. Uygulamaya girelim bir. Açıklamada indirme linkini verdim. Arkadaşlar, uygulama çok basit. Uygulamaya buraya yüklenenler kısmı var. Buraya siz bilgisayarınızdan video yükleyebiliyorsunuz. GIF yükleyebiliyorsunuz. Videonuzu arka planına ses eklerseniz daha güzel olur. Bakın bir tane değiştirelim mesela. Bakın değiştirdim. Bu şekilde hareketli bir silah şeyi oldu. Tekrar açalım bakın. İstediğiniz videoyu indirin yükleyin, oluyor. Çok güzel videolar var. Bakın bu şekilde hareketli şeyler ekleyebiliyorsunuz. Burada keşfet kısmı var arkadaşlar. Keşfetten istediğiniz şeyi bulabiliyorsunuz. Bir sürü farklı şey var. İstediğinizi yükleyin. Burada Steam atölyesi var. Sizde Steam atölyesi olmayacak çünkü satın almazsanız Steam atölyesi olmaz. Satın alırsanız Steam atölyesinden de istediğinizi yükleyebilirsiniz. Burada 1080p 60 FPS özellikli olanlar bile var. Mesela bir tane deneyelim şuradan arkadaşlar. Şuradan rastgele bir tane alayım. Benim normal olan buydu. Keşfetten alalım bir tane de. Arayalım isterseniz. Ne arayalım? Araba olsun mesela. Bir tane araba. Bu yüklenenler kısmı keşfetten arayacaktık. Buraya araba arayalım mesela. Araba. Bakın Mercedes çıktı. Buraya İngilizce aramalar daha çok çıkar. Kar yazarsak. Bakın bir sürü araba çıkıyor. Bakın şunu deneyelim mesela. Abone oluyorsunuz. İndiriyor bunu. Atölyedeyim şu an. Atölyede sizde çıkmaz bu. Bunun birçok site var. Bakın bu GIF'leri, hareketli şeyleri indirebileceğiniz birçok site var. Ben size açıklamaya linkte vereyim birkaç tane. İstediğinizi indirebilirsiniz. Bakın. Tamam diyelim. Olmadı. Tekrar bakalım. Yüklenmesi tamamlanmamış mı? Tamamlanmış. Tamam. Yeni yükledi. Bakın bu şekilde yükleyebiliyor. Bakayım ben müziği, bunun sesi var mı? Bakayım. Bakın yağmur sesi eklemişler buna. Gayet şık hareket eden arka planlar yapabiliyorsunuz. Bu uygulama bu kadar basit arkadaşlar. Uygulamanın genel ayarlarına bakalım arkadaşlar. Bakın uygulamanın bazı ayarları var. O ayarlardan birkaç tanesi şunlar. Bakın diğer uygulamalara odaklandığında mesela bu bir uygulama olsun. Bu şekilde ise bu uygulamaya odaklanmış oluyor. Arka plan çalışmaya devam etsin mi diye soruyor size. Etsin. Etsin. Bakın böyle güzel gözüküyor. Ama diğer uygulama tam ekranken, bakın bu uygulama tam ekranken çalışmasın diyor. Bakın mesela şu an çalışmıyor arka planda. Bakın ses de gelmiyor. Bu bilgisayarınızı yormaz. Bu şekilde çalıştırırsanız daha kaliteli olur. Duraklat yapın. Ses çalarken çalıştırmaya devam ediyorum. Mesela YouTube'da bir şey izliyorsunuz. Şu şekildeyken. Tam ekran değilken. Bir şey izliyorsunuz. Arkadan bu hareket etsin ama müzik devam etsin mi diyor. Onu siz ayarlıyorsunuz keyfinize göre. Uykudayken diyor çalışmaya devam etsin mi diyor. Hayır, çalışmaya devam etmesin. Uykudayken niye çalışsın ki? Güç kablosu takılı değilken dizüstü bilgisayarda çalışmaya devam etsin mi diyor. Bilgisayarınız şarjda değilken diyor. Mesela devam dur diyelim. Duraklat diyelim bakın. Söktüğümde şarjı bakın duruyor. Şarjı takıyorum. Devam ediyor. Gördüğünüz üzere bakın şarj şeyi şurada, kontrol edin. Söktüm. Duruyor. Taktım. Devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde basit ayarlar yapabilirsiniz. Buradan kalitesini azaltabilirsiniz. FPS'ini ayarlayabilirsiniz. Bilgisayarınızın, bakın arkadaşlar bilgisayarın kasmamasını istiyorsanız
FPS'i biraz düşük kullanın. Kaliteli bir bilgisayarınız varsa zaten 60'ta stabil kullanın. Bilgisayar Windows'la başlatılsın mı diyor. Yani Windows başlatıldığında bu başlatılsın mı? Evet arkadaşlar. Bilgisayarınız açıldığınızda arka planınız çalışsın. Yoksa sonradan bilgisayarınız açıldığında arka plan çalışmıyorsa gelip Wallpaper Engine uygulamasına gireceksiniz. Çalıştıracaksınız falan uzuyor öyle. Evet devam etsin diyorsunuz. Bu şekilde basit ayarları var. Bu ayarları yerine getirirseniz arka planınız hareket eder. Kaliteli bir arka planınız olur. Bu şekilde basitçe arka plan ayarlayabiliyorsunuz. Burada birkaç ses ayarı falan vardı bakın. Ekranı kaplasın mı, ortalasın mı, pozisyon ayarlayabiliyor. Oynatma hızını ayarlayabiliyorsunuz bakın. Oynatma hızını ayarlayabiliyorsunuz. Renk ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde ayarlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Başka ekleyelim. Tamam diyelim. Bakın bu da True Damage QA'na. Bakın hareket ediyor. Çok basit. Bu şekilde bu uygulamayı yükleyerek arkadaşlar arka planınızı hareketli yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben arka plana size biraz arşiv ekleyeceğim. Bunlardan sizde gözükmeyecek ya atölyeye yüklenenlerden göreceksiniz. Size arşiv ekleyeceğim. O arşivden indirip buraya ekleyebilirsiniz. Hoşunuza giden arşivden indirin arkadaşlar. Hoşunuza gidenleri. Ben size arşiv vereceğim. O arşivden indirin. Steam'den alıyorsanız zaten arşive ihtiyacınız yok. Direkt atölyeden istediğinizi yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde basit şeyler yapabiliyorsunuz. Hareketli arka planlar. Oyun esnasında duraklatıyor zaten kendisi. Hala kasmaya devam ediyorsa buradan çıkış yaparak kapatabiliyorsunuz direkt. Bu şekilde basit şeyler yapabiliyorsunuz. Ekran görüntüsü al özelliği var. Son duvar kağıtları var. Ayarlayabiliyorsunuz. Böyle basit özellikler var. Sesi kapatabiliyorsunuz. Mesela sesi duymak istemiyorsunuz. Hareket etmesini istiyorsanız sesi kapat. Sesi aç. O özellikler var. Evet arkadaşlar. Sesi kapat dedim. Bakın devam ediyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bu tarz videoların devamı için lütfen like atmayı unutmayın. İyi günler.